Selamlar arkadaşlar. Hepiniz Soru Çözüm Eğitimi ve Yazılım kanalına hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar IEEE 754 standartlarına göre kayan noktalı sayıların nasıl gösterildiğini sizlere anlatacağım. Bilgisayar mimarisi dersinin en önemli vize konularından bir tanesidir. Genellikle vizeye bir hafta kala anlatılır bu konu. Ben de elimden geldiği kadarıyla sizlere bu konuyu anlat. Bizim arkadaşlar öncelikle 12.50 gibi bir sayımız olsun yani 12,5 olsun sayımız. Biz bu sayıyı bu standartlara göre kayan noktalı biçimde göstermek istiyorsak arkadaşlar ilk yapmamız gereken işlem öncelikle bu sayıyı ikilik tabanda yazmak olacaktır. Biz bu sayıyı ikilik tabanda yazma işlemini nasıl yapacağız? Öncelikle sayının tam kısmını yapacağız. Ardından ondalıklı kısmını kolay bir yol ile sizlere aktaracağım. Bu benim anlattığım yöntem dışında çeşitli 2-3 adet daha ikilik tabana çevirme yöntemi vardır. Hani siz okulda farklı biçimde görmüş de olabilirsiniz. Ben size pratik yöntemini anlatmaya çalışacağım. Öncelikle 12 sayısı arkadaşlar. 12 sayısını ben nasıl yazabilirim? 8 ile 4'ün toplamından oluşmaktadır. Dolayısıyla 12 sayısının ikilik tabandaki karşılığı 1, 1, 0. 0 şeklindedir. Burada 8, 4 daha 12 ediyor. Eğer böyle kafadan yapamıyorsanız 12'yi sürekli 2'ye bölün. Kalanları yazın arkadaşlar. En son olarak da bir tane 1 gibi veya 0 gibi bir işlem kalacaktır. Burada 1 kalmış bir bölümünde yazdık. Şimdi çok fazla kafa karıştırmak istemiyorum. Onu da şöyle kısaca hemen anlatayım. 12 bölü 2. 6 kere var. 6 kere 2. 12 diyorum arkadaşlar. 0 kaldı. Bu 0'ı yuvarlak içine alıyorum. 6 bölü 2 diyorum. 3, 6, 0 kaldı arkadaşlar. 3 bölü 2 diyorum. 1, 1, kere 2 2, 2, 2 çıksa 1 kaldı. Bakın artık bu 1 bölünmediği için onu da yuvarlak için alıyorum. 1, 1, 0, 0 şeklinde yazdık. Yani 12 sayısının ikilik tabandaki gösterimini sizlere aktarmış oldum. Şimdi arkadaşlar yapacağımız şey burada 0.50 sayısını nasıl yapacağız? Burada kolay bir yol var. Bakın, bu 0.50 sayısından 1 elde edene kadar 2 ile çarpılır. Yani burada mesela bakın 2 ile çarptık, işlemin sonucun oldu 1 oldu, artı 0.0 0 geldi. Yani biz 1'i burada elde ettik görüldüğü gibi. O yüzden bu sayının virgülden sonraki kısmı direkt burada görüldüğü gibidir. Evet, şöyle yapalım. Evet biz burada bir düzenlemeye gitmek zorundayız arkadaşlar. Bu sayıda virgül kaydırma işlemi yapılır. Bakın sayı burada ya. Hemen farklı renkli bir kalemi alalım. Kalemi de biraz büyütelim. Bakın bir tane kaydırdım. iki tane kaydırdım. Üç tane kaydırdım. Dolayısıyla bakın ben sola doğru üç tane kaydırma işlemi gerçekleştiririz. Ne olmuş olur? O sayıyı ikilik tabanda olduğu için 2 üzeri 3 ile çarpmış olurum. 2 üzeri 3. Burada bizim için 3 çok önemli bir rakamdır. Biz bu rakamı bu standartlar gereğince 32 bit MIPS mimarisine uyarladığımızdan dolayı her zaman hangi sayı ile çarptıysak o sayının üstünü yani 3'ü 127 sayısı ile toplamamız gerekiyor. Biz bunu 127 sayısı ile topladığımızda 130 sayısı bulunacaktır arkadaşlar. Bu 130 sayısını da ikilik tabanda yazmamız gerekiyor. Hemen onun yazılmış halini buraya ben yazayım. Videoyu durdurayım. Evet karşılığını buraya arkadaşlar kopyaladık. Bu da 130 sayımızın karşılığı oluyor. Biz bu standartlarda yazmak için arkadaşlar bizim yapmamız gereken işlemlerden sizlere bahsedelim. Öncelikle bu standartlar gereği S, E ve M kavramlarından sizlere bahsedeceğiz. Bu kavramlar oldukça önem arz etmektedir. Buradaki S arkadaşlar görüldüğü gibi Buradaki sayının pozitif veya negatif olup olmamasıdır. Eğer sayı pozitifse 0, negatifse 1'dir. Burada bizim sayımız 12.50. Yani sayı pozitif olduğundan dolayı biz bu standartlara göre C'nin altına 0 yazacağız. Bundan sonra E geliyor arkadaşlar. E'yi yaparken de biz burada zaten bakın 130'u bulmuştuk görüldüğü gibi. Şöyle gösterelim. Bu sayıyı yazacağız. Yani bu sayımız kaç? Yazalım. Evet 8 tane olması gerekiyor. Şöyle şu 0 onu yazalım. Bakalım kaç tane oldu. 3, 4, 5, 6, 7, 8. M de arkadaşlar. Şimdi ben bu sayıda sıfırları kaydırdım. Yeni sayıyı buraya yazmak istiyorum arkadaşlar. Yeni sayımızı yazalım. Yeni sayımız artık 1 nokta şeklinde oldu. Bu sayının arkadaşlar ondalıklı kısmının sağ tarafıdır. Yani ondalıklı kısmıdır. Onu yazıyorum. Ardından arkadaşlar 32 bit olacağı için kalan her yere 32 tane olana kadar 00 0 ekliyorum. Bu şekilde biz bu standartı yaptık. Şimdi bir tane siteden sizlere bahsedeceğim. Bu site sayesinde bunun mantığını çok daha iyi anlayabilirsiniz. Evet sitemizi açtık arkadaşlar. Binary System Base Conversion.row arkadaşlar sitenin ismi. Siz de bu siteye girerek yaptıklarınızı kontrol edebilirsiniz. Adım adım mantığını anlatıyor arkadaşlar burada gözüktüğü gibi. Mesela başka bir sayı için deneyelim. Sayımız arkadaşlar 8.75 olsun. Bu işlemleri şimdi sizlere hızlıca bir anlatalım artık. Öncelikle 8.75 sayısını bizim ikilik tabana çevirmemiz gerekiyor. Öncelikle tam sayı yani 8'i çevireceğiz. 8'i ikilik tabana çevirdiğimizde arkadaşlar burada bakın site adım adım gösteriyor. İkilik tabana çevirdiğimizde 1 0, .0 şeklinde 1 0 0 0 şeklinde oluyor ikilik tabanda. Bu sefer yine arkadaşlar 0.75'lik kısmını çevireceğiz. Ama burada bakın direkt 1 olmuyor. Dikkat edin. 0.75'i 2 ile çarptık. Her zaman 2 ile çarpılır. 1 artı 0.5 oldu. Yani 1.5 gibi oldu. Bu sağdaki tarafı 0.5 oldu. Ama oranın da 0 olması lazım. 0 olana kadar devam edeceğiz. Devam ediyorum. 0.5 bu kalan yani 1.5 gibi düşünün. 0.5 ile 2'yi çarptık. Burası 1 etti evet. Sağ tarafı 0 etti. Tamam diyoruz. Yani bizim virgülden sonraki kısım 1.1 olacakmış diyoruz. 1.1. Dolayısıyla şu bakın 1000 bulmuştuk ana kısmı. 1000.11 şeklinde olacak. Hemen aşağı inelim. Evet bakın burada 1000.11 şeklinde ikilik tabanda bizlere vermiş. Şimdi ben burada virgül kaydırma işlemini gerçekleştirmem gerekiyor. Sola doğru virgül kaydıracağım. 1 2 3 kere yine virgül kaydırılır. Dolayısıyla sayı 2 üzeri 3 ile çarpılır arkadaşlar. Sayı 2 üzeri 3 ile çarpılırsa buradaki standartlar gereği MIPS mimarisi 32 bit olduğundan dolayı burada da yazıyor arkadaşlar. 127 sayısı ile toplanır. Bunun bir formülü var arkadaşlar. 2 üzeri n yani bilmem ne eksi 1 falan gibi ama ona ezberlemenize gerek yok. Biz burada 32 bit sayılar üzerine işlem yaptığımız için buna 127 sayısını ekleriz. 3 ile 127 sayısını toplarsak 130 edecektir. Şimdi aşağı iniyoruz. Bakın burada da 130 etti arkadaşlar. Ardından bu 130'u da böyle bırakamam. 130'u da ikilik tabanda yazmak zorundayım. Yine onun karşılığı da burada gösterilmiş. Hemen aşağıya iniyorum. Aynı şekilde bakın bu şekilde 130'un karşılığını da yaptık. Buradaki mantissa demek logaritmanın virgülden sonraki ondalık tabanı anlamına gelmektedir. Yani bizim yeni oluşan sayımızdır. Virgül kaydırdık ya. Virgül kaydırdıktan sonra bizim sayımız nasıl olmuştu? Bakın gelelim şöyle. Virgül kaydırdık bir nokta oluyor. Virgülden sonraki kısmı söylüyorum. 0, 0, 0, 11 şeklinde oluyor arkadaşlar. Hemen aşağı inelim. Mantissa kısmına gelelim. Bakın burada da gözüktüğü gibi arkadaşlar burayı kaydırıyoruz virgülü. Bu şekilde mantissa işlemi de yapılıyor işaret sayı pozitif olduğu için sıfırdır arkadaşlar. Bu 130 sayımızın karşılığı bu da mantista karşılığıdır. 32 bit olduğu için geriye kalan bitleri arkadaşlar sıfır sıfırlarla doldurmak zorundayız. Ardından hepsini yan yana yazarak bu şekilde 754 standartlarında kaya noktalı sayıların gösterimini sizlere göstermiş oldum. Umarım anlamışsınızdır. Bu siteden böyle kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Eksi verebilirsiniz. Eksi verirsek Başındaki işaret biti değişecektir arkadaşlar. Bakın aşağıya iniyoruz. Bakın görüldüğü gibi 1 oldu. Ama sayı pozitif olsa 0 olacaktı işaret biti. Aşağı inelim şimdi. Tekrardan çalıştıralım. Evet bakın burada işaret biti 0 oldu. Görüldüğü gibi bu şekilde arkadaşlar binary system base conversion.roll sitesinden... Deck to Bin 32 bit'e tıklayarak bu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.